2026 sonuna doğru yaklaşırken Türkiye erken seçim gündemine girecek. Erken seçimin adını ansa bugün hükümet ya da gidiyor olsak ben kurun bir anda zıplayacağını düşünüyorum. Tutabilecek değil. Herkes dolara kayacak. Sıkı maliye politikası, sıkı para politikası ve biraz da gelirler politikası ile 30'ları biraz altına çekebiliriz enflasyonu. Ama uzun vadede tek hanelere inmek bence bu sistemde mümkün gözükmüyor. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kendisiyle Mehmet Şimşek'in en son Uludağ ekonomi zirvesinde yaptığı, bugün yaptığı açıklamalardan hareketle hem ekonomideki yol programı ve bunun başarıma şansını önündeki engel konuşacağız. Kamil Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Semih Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kamil Bey, Mehmet Şimşek hatta Fatih Karan... Biliyorsunuz Amerika'daydı, bazı ziyaretlerde de bulundular. Şimdi bugün de Mehmet Şimşek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, biz bu yayını yapmadan birkaç dakika hatta saat önce bazı açıklamalarda bulundu. Genel tabloda Mehmet Şimşek'in özetlediği şey, şu en azından benim aklımda kalan, işçiler yoğuna giymeye başladı, e, Türkiye büyük bir ilgi var, artık biz işçileri yoğuna koymaya başladık ve bu yolda gideceğiz. Yani pozitif bir tablo çizgi esasında. Önce onu sorayım. E, gerçekten Türkiye ekonomisi bir raya oturdu mu? Tekrar teşekkürler davetiniz için. Şimdi Mehmet, Mehmet Şimşek epey kapsamlı konuştu bugün Uludağ ekonomi zirvesinde. Ve bir ölçüde bir ekonomi programından bahsediyor doğal olarak. Ve bu programın kısa, orta vade ve uzun vadeli etkilerinden bahsediyor. Buradaki tabii birinci öncelik enflasyonla mücadele ya da fiyat istikrarı diyebilirsiniz. Onun sağlanması bu birinci öncelik konusunda Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yılda yani Ağustos'tan bu yana yapmış olduğu faiz artışları çok ciddi faiz artışları var ve onların etkisi gecikmeli olarak da olsa kendisini göstermeye başlıyor. Yani bir ölçüde gecikme var ama seçimden dolayı bu gecikme biraz uzadı e, ama seçim dönemi geçtiğine göre şu anda artık sadece para politikası değil maliye politikasında da sıkılaşmaya gideceğine dair artık açıklamalar var hem cumhurbaşkanı seviyesinde hem bakan seviyesinde. O anlamda da ben önümüzdeki haftalarda artık maliye politikasında ciddi adımlar atılacağını bekliyorum. Ad atılacak adımlar e, tabii tasarruf önlemleri olarak ağırlıklı olarak devreye yani giriyor ve mali disiplinin sağlanacağı. Ve burada tabii ki Mehmet Şimşek şunun altını özellikle çiziyor. Yani burada bizim bir kamu borç sorunumuz yok. Yani aslında bütçe açığımız da çok çok yüksek değil ama bizim asıl Mali disiplini sağlamaktaki amacımız enflasyonla mücadelenin bir parçası olarak bunu sağlamak gerektiği için. Bunu yapıyoruz diyor. Yani ona bir ölçüde katılılabilir doğru. Ama elbette enflasyonla mücadelenin ciddi bir maliyeti var. Ve bu maliyetin aslında farklı kesimlerinde bu maliyete katkıda bulunması gerek. Yani o yükü taşıması gerek. Sonuçta eğer enflasyonla mücadele programı... Merkez Bankası ile birlikte maliye politikası da sıkılaştırılırsa o zaman hedefe doğru ulaşmak yani yıl sonu hedefine ulaşmak biraz daha mümkün olabilecek ya da gelecek yıl hedefine doğru. Ve burada hatta bir de hedeflerle uyumlu gelirler politikasından bahsetti Sayın Şimşek. Yani orada biliyoruz ki askeri ücretin yıl ortasında arttırılmayacağına dair verilen bir mesaj aslında bir gelirler politikasının bir ayağı. Ama gelirler politikasının bir ayağı buysa diğer ayağı da sıkı maliye, sıkı mali politikalarsa bir diğer ayağı da aslında fiyat artışlarının önüne geçmek için özel sektör ne yapabiliyor? Yani kendi içinde bir öz denetim mekanizması kurabiliyor mu? Bunu Türkiye'de beklemek çok kolay değil çünkü ciddi anlamda bir şemsiye organizasyon olarak toplu olsa ciddi bir fiyat kontrolleri getirebilecek bir mekanizma yok Türkiye'de. O zaman da tabii ki yine bir asimetrik bir durum ortaya çıkmış oluyor. Sabit gelirler yükü taşıyor ama gelirleri sabit olmayan özel sektör ve bir ölçüde gelirlerini enflasyonla bir enflasyona endeksleyebilen kesimler ki tasarruf yapan üst gelir grupları onlara yine burada aslında reel faizler pozitife geçip arttıkça onlar yine kazançlı çıkacak. Yani her durumda bir burada bir asimetri var. Bu asimetrinin çözülmesi konusunda acaba ne gibi ek vergiler getirilebilir? Bu konuda hiç bahsetmedi tabii Mehmet Şimşek. E biliyorsunuz servet vergisinden bahsediliyor. Bence asıl bir diğer bir konu birden fazla evi olanlara hatta katlanarak artan emlak vergileri getirilmesi gibi konular var. Bunlar elbette ki şun anlama gelecek. Vatandaş diyecek ki yani sabit gelirli vatandaş ya sadece ben taşımıyorum bu yükü. Biraz başka kesimler de artık bu işin içine giriyor. Yani vergi tabana taban zaten ödeyebildiği kadar ödüyor ama tavanda yani üst gelir gruplarının da biraz daha e, yüksek vergi katkısı olmuş olacak. O anlamda bence bu önemli. Ben emlak vergisini bir diğer açıdan da önemli buluyorum. Emlak vergisi hatırlarsanız deprem sonrasında 99 depremi sonrası getirilen 40 milyar dolarlık vergiler ne oldu? Hiçbir şekilde depreme hazırlık için kullanılmadı. Ama mesela bu tür vergiler şimdi şehirlerde seçilmiş olan muhalefete ait belediyelerle birlikte kullanılabilirse bu emlak vergisi o zaman hem şehirleri de depreme hazırlamak anlamında da kullanılabilir. Yani bunu ayrı bir nokta olarak belirtmek istedim. Son şey de tabii ki yapısal dönüşüm konusu var burada. Yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı gibi bir maddeden bahsediyor. Bu tabii ki orta, uzun vadeli bir hedef olarak koyuyor. Ben Türkiye'nin AKP iktidarında bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hele Cumhurbaşkanlığı sisteminde bunun mümkün olmadığını açıkça görüyoruz. Çünkü geçmişte elde ettiğimiz bazı kazanımlar vardı. Yani 2003-2007 arasında yapmış olduğumuz makro reformlarla enflasyonu aşağı çekmiştik. bırakın AKP yasal yapısal reform yapmayı, yapısal dönüşümü gerçekleştirmeyi tam tersine o geçmiş kazanımları da bir ölçüde kaybetmemize yol açtı. Şu anda Merkez Bankası bağımsız değil ve Merkez Bankası Başkanı her an görevden alınır. Keza Sayın Bakan da her an görevden alınabilir. Yani burada programın bir gelecekte hemen her an rafa kaldırılıp kaldırılmayacağına dair bir e, garanti yok bize kaldırılmayacağına dair. Bu tür e, sebeplerden dolayı evet enflasyonla enflasyon hedeflerine yıl sonu hedeflerine sıkı maliye politikası, sıkı para politikası ve biraz da gelirler politikasıyla ulaşabiliriz. Gelecek yılda belki yüzde otuzları biraz altına çekebiliriz enflasyonu. Ama uzun vadede tek hanelere inmek bence bu sistemde mümkün gözükmüyor. Şimdi neden mümkün gözükmediğini soracağım ama şimdi yüzde otuzlara düşen bir enflasyon en gerçekçi de bu diyorsunuz. 20-30 civarında bir enflasyon. Ama bunun içinde işte insanın alım gücü düşecek, işsizlik artacak muhtemelen. İşte ekonomi küçülecek. Zaten Bakan Şimşek de sıkı maliye ve para politikası karıcı düşük cari açık getireceğini söyledi bugün. Biz biliyoruz Hı -hı. ki Türkiye'de cari fazla veya düşük cari açık olduğu dönemlerde ekonomik faaliyetler yavaşlıyor. Yani bunun tersi bir sonuç alacak bir yapısal dönüşümde Türkiye geçirmedi. Biraz önce belirttiğiniz zaten hatta tam tersi yönde bazı adımlar atıldı. Biz enflasyonu %20-30'u seviye düşürmenin, düşürmek için ödeyeceğimiz bedel bizi rahatlatacak mı? %60'lara gelişini hatırlarsanız ya da şu anda %75'lere doğru çıkacak Mayıs itibariyle. Yani bu enflasyon nasıl çıkarıldığını hepimiz biliyoruz değil mi? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Tamamen iktisat ıı, teorisiyle, iktisat bilgimizle hiçbir alakası olmayan tamamen siyasi sahiplerle çıkarılmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani o anlamda %75'te hatta şu da var ki %75 bile ya da Geçmiştiğimiz yıldaki enflasyon oranları bile tartışılır yani TÜİK'in verilerini tartışıyoruz. Buradan biraz daha normale dönmek. Yani giderek çok anormal bir ülke haline geliyorduk. Süreçler artık kontrol edilemez süreçler ortaya çıkıyordu. Kur artışı, gelir artı yani işte ücretlere yapılan zam tekrar enflasyon böyle bir sarmalın içine girmiştik. O sarmalı kırmak için en azından bu şimdi bir biraz özveride bulunmamız lazım. Yani reel ücretlerde bir düşme kaçınılmaz bunu görmek lazım. Ama sadece reel ücretlerdeki azalmayla biz enflasyonu biraz kontrol altına alıyoruz deyip de diğer kesimlerden hiçbir özveri beklemeden kamu maliyesini biraz daha disiplin altına almadan bunu gerçekleştirmek yani yüzde %20'lere bile çekmek mümkün olmayabilir. Ben bunu söylüyorum. Ama kamu maliyesini kontrol altına alıp da işte ek vergileri de getirip biraz da reel ücretlerden kesintilerle gelecek yıl 2025 ve 2026'da %20'lere doğru inebiliyorsak %20'lere bir özveri yapmış bir toplumdan bahsediyoruz. 2026 sonuna doğru yaklaşırken Türkiye erken seçim gündemine girecek. Hatta bugün bile erken seçim mümkün mü diyen kesimler var. Bana göre erken seçim başka bir yerde de söyledim. Erken seçimin adını ansa bugün hükümet ya da gidiyor olsak ben kurun bir anda zıplayacağını düşünüyorum. Tutabilecek değil. Herkes dolara kayacak. Çünkü erken seçim döneminde çok net Yüzde %50 artı biri Cumhurbaşkanlığı sisteminde %50 artı bir oya ulaşmak için her türlü popülist tavizi vermek durumundasınız. Bu sistemin şeyi bu. Kamil Bey, e, yerel seçimlerde bir dövize çok ciddi kaşı oldu. Yani merkezi yönetim değişmiyordu, öyle bir şey olmamasına rağmen. o e, orada çok ciddi re rezerv ve dövize tarif oldu. Ki bu yerel seçimlerde. Ama yani geçen seneye göre baktığınızda yani hükümet fazla bir şey yapmadı yapmadı tutmak için. Evet, aynen. Hatırlar. yani o, ondan dolayı belki biraz çıkış oldu ama bunun kalıcı olmayacağını biliyorduk. Çünkü yerel seçimin hemen arkasında paketin tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Yani Bakan Şimşek sonuçta duruma hakim. Yani Merkez Bankası hakim. Ama şöyle bir durum var. AKP'nin içinde, bizi yöneten hükümetin içinde Gerçekten bu tasarrufların olmasına engelleyebilecek güçler var. Yani ne demek? Sayın Cumhurbaşkanı danışmanları yerinde duruyor. Yani kendisini geçmişte bu Nas politikalarının doğru olduğunu anlatan danışmanlar duruyor. Tabii. Öte yandan baktığınızda e, Mehmet Şimşek tamamen bir Kemal Derviş'in olduğu gibi tamamen duruma hakim, evet. tamamen harcamaları gerektiğinde kısılmasını emredebilecek bir pozisyonda değil tasarrufların tam olarak gerçekleşmesinin önünde engeller var. Örneğin ben çok bariz mesela saraydan bahsediyor, saray harcamaları. Ama çok daha güzel bir şey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 100 araçlık konvoyunun 20 araca inmesi bana göre çok ciddi bir tasarruf önlemidir. Bu arada tam doğru söyleyeceğim. Şimdi bu agaba mevzusu çok fazla ya. Tabii toplumsal bir karşı da var. O yüzden de fazla. Ama kamuda tasarruf deyince Bizim esas bahsettiğimiz işte bu e, şatafatlı hayat süren insanlar işte arabalar, binalar falan mı? Yoksa farklı harcamalar mı? Yatırımlar mı? Yani sonuçta verimsiz, karşılığı olmayan bir sürü yatırım da yapılıyor, yapıldı son zamanda. Fizli bir olmayan yatırımlar yapıldı Verimli çok düşük hatta hiç olmayan. Onları Hı. mı anlamalı vatandaş? Ya yani yani. bunlar bunlar görünen kısmı. Ama evet, halkın yani gördüğü kısım olduğu için bence önemli. Mesaj vermek açısından önemli. Ama bir vergi muafiyetleri, istisnaları var Biliyorsunuz milyarlarca lira sadece bazı kesimlere muafiyetler getiriliyor. Bunu ön, geri alabiliyor musunuz? Niye bu muafiyetler getiriliyor? Yani ben tabii ki Sayın Şimşek şeyi de anlattı. Sanayi politikası işte onunla yeni yatırımları teşvik evet. edeceğiz. Ama ben 2007'den beri bu mikro yapısal reformları konuşuruz biz iktisatçı olarak. Ve Türkiye o dönemden bu yana birçok sanayi politikası teşvikleri uyguladı. Ama sonucu görmüyoruz. Hiçbir şekilde etki analizi diye bir şey yapmıyorlar. Yani çalışmayan politikayı sonlandırmak ya da bu teşvikleri yanlış kullanan şirketleri cezalandırmak. Yani ceza şu anlamda bir dahaki sefer onlara teşvik vermemek. Büyük çapta işte 2007'den bu yana çok ciddi yapısal dönüşüm olduğunu söylüyor. O dönüşüm aslında 2002-2007 arasında oldu. Biraz birçok açıdan iyi ettik. O zamandan bir yana sürekli patinaj yapıyoruz ve geri geri düşüyoruz. O anlamda dediğiniz doğru. Bazı tamamen işte üç kişinin uğrayacağı ya da yılda birkaç bin kişinin kullanacağı havaalanı yatırımlarını yapmamak lazım Türkiye'nin. Yani yapmaması lazım. Bunlar öncelikli değil. Otoyol yapılsın, çok kullanımlı ya da demiryolları ama burada öncelik nedir? Elbette ki feasible yatırımlar yani evet. bir getirisi olan kullanımı olacak 3 kişi kullanacak diye yapılan yatırımlar sonuçta yani geleceğe yönelik bizi bağlıyor. Yap işlet devlette de ciddi boyutta bir gelecek gelirini bağlıyoruz. Her ne kadar bizim borç yükümüz düşük olsa da Sayın Bakan'ın söylediği %29'dı milli geliri oran olarak. Evet çok düşük ama bunu baktığınızda siz gelecek gelirlerinizi bağladığınız kesim kısmı baktığınızda ciddi bir sıkıntı var orada yani o çok daha büyük bir kesim var keza bunun yanında depreme yönelik hazırlık yapmanız lazım o zaman bu hazırlıkları yapabilmek için sizin başka yerlerden tasarruflar yapabilmeniz lazım yerel yönetimlerle birlikte çalışabilmeniz lazım birçok açıdan Biz aynı yani sıkışmış bir hükümet var e, o anlamda verilen mesaj Sayın bakan duruma hakim ama Sayın bakanın ertesi gün olup olmayacağına dair soru işaretleri. Çünkü biliyor yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu mümkün. Yani onun için bu bunca aydır beklediğimiz yabancı yatırımcı e, gelmiyor. Yani geldiği zaman da adım adım geliyor ya da geliyor hemen borsada biraz ülkek. kazanıp çıkıyor tekrar. Çok ürkek. Evet ürkek. Yani çünkü bakın sizin benim gibi insan bu yabancı yatırımcı. Yani şey değil. E, profesyonel insanlar yönetiyor bu paraları. Ve diyor ki ben işte 2018'de Türkiye'de bir zarar yazdım. Sonra 2021'de Naci Abal'ın görevde alındığı dönemde ciddi boyutlarda zarar ettim. Şimdi bir daha yaparsam bir daha ben işimi kaybederim diye bakıyor bu insan profesyonel bir yönetici ve evet, o zaman diyor evet, ben daha güvenli olan limanlara yani, gideyim. Niye Türkiye'ye gideyim? Ya yani biz o yalnız değiliz yani bizim yarıştığımız evet, aynı sepette olduğumuz bir evet, ülke var. Kesinlikle kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. Yani ben söylediğinizden şunu anlıyorum. 2019 18 Hatta 19 diye. 18 öncesine dönmek mi sizce iktidar ana hedefi? Ekonomiden bahsediyorum. Tabii de siyasi yok. Herhalde siyasi yok tabii ki 2017'ye dönmek istemezler. Sonuçta o da parlamenter sisteme dönmeye lazım. Ekonomik açıdan 2017'ye dönsek herhalde iktidar açısından kafi bir sonuç olacak. Bence tabii ki isteyecekler. hani ist yani istedikleri o. dönmek. 2017... Hayır bu, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bunu başarmanız mümkün değil. Yani çünkü ister e Sayın Cumhurbaşkanı görevine devam etsin uzmanı ya da başka kimse olsun. Yani denet denge ve denetleme mekanizmaları tamamen devreden çıkarılmış. Parlamento tamamen bir yani mühür basma yerine dönmüş. Hiçbir önemi yok. Böyle bir durumda merkez bankası başkanı her an görevden alınır. Yani o anlamda şu an IMF ile program yapmamızın en önündeki en önemli engel de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. IMF sizce diyelim Cumhurbaşkanı istese. Biliyoruz Cumhurbaşkanı'nın karşılığı. Diyelim kabul etse. IMF e, bir gece yarısı karar kararnameyi de sonlandırılacak bir standby anlaşmasını imzalar mı? İmzalayabilir Aynen. O zaman siz bu mevcut ekonomik hedefe ulaşmanın öndeki en büyük engele yönetim şekli konumdan diyorsunuz değil mi? Yani Yani hedefi olduğunu Önündeki en büyük engel. Evet ben hedefi eğer gelecek işte 2025 sonunda 30'ların düşük 30'lar ya da 2026 içinde yüzde %20 yirmiler bu mümkün şu andaki Türkiye'de bu mümkün ama seçim sattım haline girdiğimiz zaman o zaman ne olacak popülist politikalara dönmek zorundasınız ha parlamenter rejimde de Türkiye'de evet. popülist politikalar uygulandı. ama sonuç itibariyle burada yüzde 50 artı birlik bir koalisyon kurup yüzde 50 artı bir oy alacak bir potansiyeli göstermeniz lazım sonuçta el yükseltmeniz gerekiyor yani Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl EYT'yi kabul etti. Bundan önceki 18 yıl kabul etmemişti. Yani Sen ya 10 yıl. Şey Neden? Çünkü bu aslında yangında son kırılacak şeydi. Alarm noktası. Onu kullanıp camı kırıp çıkıyordun belki de. Yani o anlamda bir sonraki seçimde de başka popülist politikalar gündeme gelecek. Bunların hepsi o zaman bugün, harcama bugün, anlamına geliyor. Bugün ödenen bedelin yükün hepsi boşa gidecek. Tabii ki. Yani yaptığımız özveri biz feragat edeceğiz bugün ama sonra yine yüzde 30, 40, 50'lere geri dönmüş olacağız. Ve bakın burada siz ben yani bugün Sayın Özel ya da Cumhurbaşkanı olmasa onların yerinde siz de olsanız ben de olsam yüzde 50 artı biri tutturmak için popülizmin her şey, her türlüsünü yapacaksınız. Yani Peki. her türlü sözü vereceksiniz. Yani iktidarla muhalefetin farkı ne? İktidar bu popülizmi seçim öncesi yapabiliyor. Kredi genişlemesini yapıyorsun, iyi bir büyüme havası yaratıyor ve onun yanında bazı kesimlere uluyu feda atıyor. Bu olabilir. Ama muhalefet de seçim sonrası için sözler verecek. Tabii, ve I seçimde know. iktidara Mayıs'ta... gelirse, 2027, 2028'de düşünün, seçimde iktidara geldiğini düşünün hükümetin. Ve ertesinde bir anda bir yıl sonra yerel seçim var ve siz bütün vaatlerinizi yerine getirdiğiniz zaman kasa boş. Aynı bu yıl nasıl oldu? Kasa boş ki EYT'yi evet. uygulayan hükümet yani gerçek anlamda yaşlı emeklilere 10 bin liranın üzerinde maaş veremedi. O zaman EYT'yi niye uyguladınız? Peki evet. artık sonuna gelirken Kamil Bey şunu da sormak istiyorum. Siz dediğiniz parlamenter sistem gerekli dediniz. Biraz siyasi bir soru sorayım. Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da bir görüşme, iletişim kanalı var en azından. Hı hı. E, muhtemelen görüşme olacak. Görüşme gündemine dair konuşuluyor. Başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı sistemi değiştirmesi veya başkanlık parlamenter sisteme dönüş ki bence çok soru bir de yüzde 40'a indirme seçimi yüzde 50 artı birden 40 artı bir e indirmeyi gündeme getiriyor. Yüzde 50 yakamak değil de 40 yakamak için bu kadar da popülizm yapmamıza gerek yok gibi bir ruh haline gelir mi sizce iktidar? Kim varsa bu arada. yani evet onun gerçekleşmesi durumunda belki popülizmin dostu biraz daha düşük olabilir ama siz düşünün bize Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl pazarlanmıştı 2017'de? Bakın denmişti bir tam yetkili cumhurbaşkanı olacak. Bütün kararları zamanında alacak. Yüzde elli ile seçeceksiniz. Zaten çoğunluğu da çoğunluğun da oyunu aldığı için onların gücünü arkasına almış olacak. Ama şimdi siz diyorsunuz ki ben seçilmek için yüzde da razıyım. Ama vatandaş diyebilir mi şunu? Yüzde altmışın oyunu alamamış bir kişi tam yetkili. Her türlü yani bir gece yarısı kararnamesi bütün her şeyi değiştirebiliyor ülkede. Tabii. Yani bu mümkün. Böyle bir yetkiyi verir mi bu vatandaş? Vermez ve eğer o yetkiyi parlamento verirse bir şekilde muhalefetin oylarıyla o parlamentoyu da mutlaka bir sonraki seçimde cezalandıracaktır. Hükümeti cezalandıracaktır. Yani ben 40 artı 1'in AKP tarafından gündeme getirilmesinin tamamen siyasi bir hata olarak görüyorum. Kendileri gündemi okuyamıyor. Bir deneyelim diyorlar. Parlamenter rejime de dönemiyorlar. Bir girdabın içine girmiş durumdalar. Şunu kabul etseler deseler ya biz yanlış yaptık parlamenter rejime geri dönerim. Belki o zaman yine birinci parti gelirler. Yine koalisyon kurup yola devam edebilirler. Yani o ama güç paylaşımı ben... istemiyorlar kesinlikle. Yani. En ama ama yani güç paylaşımı... Güç paylaşımını gördük. Yani denge ve denetleme mekanizmaları niye gerekli? Çünkü gerektiğinde siyasetçinin kolunu da bazı noktalarda kolunu bağlamak lazım elini kolunu ki diğer yatırımcılara, uluslararası yerli yatırımcılara da mesaj vermek. Bak bu sistem devam edecek, bu uygulama, bu program devam edecek. Buna hiçbir tehdit yok. O zaman güvenebilirsiniz. Bakın o zaman yabancı yatırımcı geliyor mu, gelmiyor mu? Yani çok da rahat gelecek. Yani buradaki konu ben CHP'nin bu son seçimdeki e, zaferini bence bunu taçlandırmanın yolu parlamenter rejimi mutlaka gündemde sürekli tutmak, bu müzakerelerin arkasında da tutmak. Yani müzakereler sırasında da gündemde tutmaları gerekiyor ve yani biz ya işte şimdi. Oy, oy oranımızı arttırıyoruz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma şansımız var deyip oportunizm yapmamak lazım. Bu bir fırsatçılık. Çünkü bu sistemle Türkiye ekonomisi ciddi boyutta destabilize olmak durumunda. Yani uzun vadede bizim yüksek enflasyon yani 90'lı yıllardaki o %60 enflasyonları biz dünyada enflasyonun bu kadar düşük olduğu bir ortamda biz yine oralara geleceğiz. Unutmayın 90'lı yıllarda enflasyon dünyada biraz daha yüksekti. Şu anda enflasyon dünyada enflasyon yüzde altılarda ortalama enflasyon çok daha düşük. Biz yüzde enflasyonlara devam edersek iyice anormal bir ülke olarak Arjantin'le birlikte yerimizi alırız. Yergen süreçte siyaseten çok hareketli, ekonomik olarak da siyaset olarak da çok hareketli. Günler Türkiye'yi bekliyor. Devlet Bahçeli'nin kıybirinin Erdoğan'a gönderme olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi ben, ben yorumlar kime yani her öyle klipler ki herkes kendisine al, alabilir o yorumu yorumlayabilir o mesajı alarak da bir, bahçeli yani benim söylediğim hizaya gelin demek istiyor diye düşünüyorum ama bahçeliyi anlamak kolay değil yani bir ölçüde Kingmaker gibi geri planda yöneti, bütün ülkeyi yönetimine karar veren kişi gibi davranıyor. Evet o yüzden zaten herkes onu konuşuyor o mesajı evet. konuşuyorum. yürüyüş esnasındaki müzik tercihini konuşuyor. Evet. Bakalım ne olacak? Göreceğiz hem ekonomide hem siyasette. Çok teşekkür ederiz Kamil Bey vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgiler. Sağ olun. Size de. görüşmek üzere. Sevgiler. Günler.